Antalya demek doğayla iç içe yaşamak demektir. Ulusal kanalın değerli izleyicileri, şu an Göynük Kanyonu'ndayız. Dünyalar harikası, cennet yurdumuzun cennet bir köşesindeyiz. Göynük Kanyonu antik ismiyle Likya yöresi içerisindedir. Bugünkü ismiyle Teke yöresindendir. Fethiye ile Antalya arasındaki bölge içerisinde yer alan Göynük Kanyonu aynı zamanda o antik Likya yolunun çok büyük bir bölümünü içine alan bir bölgedir. İşte size bu bölgeden sesleniyoruz. Likyalılar ve Likya'nın tarihiyle ilgili uzun şeyler söylemeyeceğim. Çünkü Stoalılara geçeceğiz. Doğayla iç içe yaşama, uyum içerisinde yaşamayı özellikle felsefelerinin temeli yapan Stoalılara geçeceğimizden dolayı ben bir iki kısa bilgi vereceğim. Programını yapacağımız Stoalılar, yani Stoa felsefesi filozoflarının yaşadığı dönemden yaklaşık 600 yıl önce, yani milattan önce 9. yüzyılda, biliyorsunuz Yunanlıların en önemli edebiyatçısı, şairi ve tarihçisi Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında adı geçen yerlerden bir tanesi işte bu bulunduğumuz Göynük Kanyonu'nun içinde bulunduğu Teke yöresi ya da Likya yoludur. Nedir? Bulunduğumuz topraklar, yani Göynük Kanyonu'nun özellikle Likya'nın büyük bir bölümünü içine alan bu kanyonun bulunduğu bölge, Homeros'un İlyada destanında Truvalılara karşı Likyalıların Truvalılarla birlikte Akalara karşı mücadele ettiği bölgelerden bir tanesidir. Komutanlar işte Sarpedon ve Glaukos önderliğindeki Troyalılara destek veren Likyalılar Akalılara karşı mücadele etmişlerdir. Yani Truvalılara destek vermişler, Akalılara karşı mücadele etmişlerdir. Biliyorsunuz aslında İlyada ve Odessa destanları, Homeros'ta geçen İlyada ve Odessa destanları Yunanların Truvalılara karşı mücadelesini ve en sonunda da yengilerini dile getiren bir destandır. İşte o destanın çok büyük bir parçasına konu olan yer, Fethiye ile Antalya arasında bulunan Likya bölgesidir. Ve bu Likya bölgesinde en önemli noktalarından birisi, belki de en büyük bölgesi üzerinde bulunduğumuz, şu anda programda size, huzurlarınızda size seslendiğimiz kanyondur. Yani Göynük Kanyonu'dur. Turistik değeriyle ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü dünyaca ünlü, hem ulusal hem de uluslararası platformda çok iyi tanınan bir yer. Mutlaka gezip görmek isteyenlerin, gelmeyenlerin, daha önce ziyaret etmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gereken çok önemli cennet gibi bir köşesi yurdumuzun diye özellikle vurgulamak isterim. Şimdi Stoalılardan 600 yıl önce yaşayan Homeros dedik. Yani milattan önce 9. yüzyılda Homeros'un yaşadığını biliyoruz. Çok eski bir dönem. Geliyoruz milattan önce 3. yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl arasında kalan bir 500 yıllık bir süre var. Bu 500 yıllık süre Stoalıların, yani Helenistik felsefenin ikinci okulu olan Stoalıların yaşadığı 100 yıl, 500 yıl anlamına geliyor. Hatırlarsınız bir önceki programımızda Helenistik okulların birincisi olarak Epikür'ü görmüştük. Epikürcülüğü görmüştük. Epikürcülükle aynı tarihlerde ortaya çıkmasına rağmen Stoacılık 500 yıl sürmüştür. Yani milattan sonra 2. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu tarihleri ben, değerli izleyiciler, özellikle veriyorum. Daha önceki programları kaçıran, izlemeyen varsa, ya Epikürcülük nedir, Stoacılık nedir, bunlar birbirinin devamı olarak bugüne kadar hangi düşünceleri, hangi fikirleri taşımışlardır, onu görmek bakımından bir anlamda bir felsefe tarihi yapıyoruz. Fakat sadece sıradan bir felsefe tarihi değil, bu okullar içerisinde birbirleriyle düşünce alışverişleri varsa eğer, filozoflar arasında etkileşim varsa, bunları da özellikle söylüyorum, aradaki bağları kuruyorum ki bugüne kadar gelen, bugün tartıştığımız pek çok düşüncenin aslında
antik temelleri, antik kökleri olduğunu da belirtmek istiyorum. Stoalılar dedik. Yani 500 yıl süren bir Helenistik felsefe okulu. Yani yavaş yavaş Yunan ve Helenistik felsefenin etkisinin kaybolmaya başladığı ikinci Helenistik okul diyoruz. Yine Yunan düşüncesinin, yani Yunan felsefesinin etkisi büyük ama üç dönemde göreceğimiz Stoalıların aşamalarına baktığımız zaman üçüncü aşamada, yani milattan sonraki ikinci yüzyıla doğru Stoalıların yavaş yavaş Roma felsefesine doğru kaydıklarını, artık Helenleşmiş bir felsefeden bir Romalı felsefeye doğru evrildiklerini görüyoruz. Demek ki Yunan düşüncesi, antik düşünce milattan sonra ikinci yüzyıla doğru yerini yavaş yavaş başka bir düşünceye bırakıyor. Ama nasıl düşünce bu? Şimdi çok ilginç bir şey. Helenistik okulları incelerken belki dinlerken de anlatırken de zorlanmayabiliriz. Ama Stoalıların son dönemlerine geldiğimizde, yani milattan sonra ikinci yüzyıla geldiğimizde karşımıza hemen Hristiyanlık çıkacaktır. Hristiyanlıkla bu sefer Helenistik felsefe ya da daha özel deyimle Yunan felsefesi karşı karşıya gelecektir. Birbirlerinden olumlu ya da olumsuz şekilde etkileneceklerdir. Birbirlerini etkileyeceklerdir. İşte tam o sırada da artık Orta Çağ'a doğru yol almaya başlamış olacağız. Bunu ulusal kanal izleyicileri sabırlı, dikkatli ve seçkin izleyiciler olduğu için aradaki bağları onlar da yani izlerken mutlaka görecekler. Ama ben yine de gördüklerini, yani gördüğünüzü bile bile bu bağları tekrar tekrar hatırlatacağım. Ve ta Stoalılarda dile getirilen bir görüşün İslam düşüncesinde, efendim bugün Descartes'ta, Nietzsche'de, Kant'ta, modern felsefede, bugün yaşamış olduğumuz felsefe dünyasında nasıl ortaya çıktığını, nasıl tekrar yeşerdiğini, tomurcuk verip çiçeklendiğini göreceksiniz. Değerli izleyiciler, Stoalılar dediğimiz Helenistik felsefenin ikinci okulu İslam düşüncesinde revakiyün diye adlandırılır. Yani sütunlarla kaplı, üstü kapalı bir yol anlamına geliyor. Yani sütunlar altında ders veren filozofların kurmuş olduğu bir okul anlamına geliyor. Düşünün, 500 yıl sürüyor. Daha önce hatırlarsınız Platon'un 1000 yıl süren akademisinden söz etmiştik. Aristo'nun yine yüzyıllardır süren, yüzyıllarca süren lisesinden söz etmiştik. Ve en sonda Epikür'ün bahçesinden söz etmiştik. Yani bunların her biri felsefe okuluydu. Felsefe okullarının ve en sonunda bakıyoruz Stoalılarda bir felsefe okulu var. Bir ekol olarak, yani ille dört duvarı belirli olmuş bir, belirlenmiş bir okuldan söz etmiyoruz. Bir ekol haline gelmiş, kendisinden sonra pek çok düşünce dünyasını derinden etkilemiş, kendisinden hala söz ettiren bir ekol olarak düşünüyoruz. Bu şu anlama gelir, dikkatinizi özellikle buraya vermenizi istiyorum, toplamanızı istiyorum. Bu şu anlama geliyor. Antik çağın öncesinden bugüne kadar kurulan her felsefe okulu sadece Yunan dünyasına veya o bölgedeki insanlara değil, dünyanın bugüne kadar devam ede gelen düşünce değişimlerine, süreçlerine, gelişimlerine de doğrudan doğruya etki etmiştir. Her zaman söylediğim gibi hiçbir düşünce sıfırdan başlamaz. Mutlaka bir öncekinden etkilenir, onu yeniden biçimlendirir, yeni bir şekil verir, yeni bir kombinasyon, bir kompozisyon oluşturur ve karşımıza farklı bir dünya olarak çıkar. Fakat bunu kim tespit edebilir? Bunu filozoflar tespit ederler. Yani bugün X konusunu tartışırken bunun ta 2500-3000 yıl önce kimler ve hangi ekoller ya da okullar tarafından tartışıldığını tespit edecek olan da yine filozoflardır. Değerli izleyiciler, Stoalılar
genel olarak ben tanıtacağım. 3 okul üzerinde ayrı ayrı belki durmayacağız ama ben 3 aşamayı, yani stoalar içerisindeki 3 aşamayı size şöyle genel karakteristikleri bakımından anlatmaya çalışacağım. Zaten sohbetimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi stoaların kurucusu, yani milattan önce 3. 4. yüzyılda Kıbrıslı Zenon. Yani aslında Helen değil, Yunan da değil, Kıbrıslı normalde. Daha sonra Atina'ya gittiğini biliyoruz kaynaklarda. Zenon'la birlikte 3 aşamalı bir Stoa felsefesinin kurulduğunu görüyoruz. Peki birinci aşamada, Stoa'nın ilk aşamasında neler konuşuluyordu? Hemen şunu söyleyeyim. Ahlak, tıp, matematik, mantık, varlık, bilgi. Felsefenin bütün bu kollarıyla ilgili sistematik, tutarlı ve gerçekten de Aristo ve Platon'un bırakmış olduğu yerden sistematik felsefeyi devam ettiren bir aşamanın var olduğunu görüyoruz. İkinci aşamaya bakıyoruz. Mesela Panaitokos'un özellikle başını çektiği ikinci aşamaya bakıyoruz. Burada daha fazla ahlak felsefesi var. Yani yaşam bilgeliği, pratik ahlak, erdem ahlakı ile ilgili daha çok Stoalıların ikinci döneminde pratik ahlakı öne alan, bir yerde erdemler, araç ahlaki değerler, amaç ahlaki değerler üzerinde durulduğunu görüyoruz. Fakat bazı yorumcular şöyle diyorlar. Stoalılar ikinci döneminde, yani biraz milattan önce ikinci, üçüncü yüzyıla doğru gelindiğinde artık felsefeyle bir anlamda ilişkileri kalmıyor. Tamamen ahlak filozof olarak karşımıza çıkıyor diye eleştirenler var. Ben buna katılmıyorum. Çok net olarak söyleyeyim. Neden biliyor musunuz? Ahlak demek insan varlığının tanımı demektir. Bence en önemli, en can alıcı felsefenin yapıldığı dönemlerden bir tanesi Stoalıların yapmış olduğu felsefedir. Hayatı anlamak, ölümü, kaderi, doğa içerisinde yaşam şeklimizi, doğayla birlikte ölüp birlikte yaşamamız, doğayla olan ilişkilerimiz, isteklerimiz, hırslarımız, düşüncelerimiz, erdemlerimiz, sevgilerimiz, yani hayata, insana dair ne varsa ikinci dönem Stoa görüşü bunu pratik ahlak olarak inceliyor. Şimdi bazıları felsefeyi bir bilgi kuramı ya da mantıksal çıkarımların, ussal yürütmelerin, yani ussal bir yerde çıkarımların bir formülasyon olarak görüyorlar. Yani teknik bilginin elde edilmesi, belirli mantık kuralları çerçevesinde teknik bilginin elde edilmesi ve bu bilginin de işte teknolojide kullanılması. Elde edilen bilginin eğer kullanım değeri varsa bize doğrudan doğruya, özellikle Lucretius'un dediği gibi doğrudan doğruya animamıza, yani bedensel varlığımıza yararı olan bir bilgi varsa eğer, bu felsefe burada vardır. Eğer böyle bir bilgi yoksa, mesela ahlakla ilgili, metafizikle ilgili insanın sevinçleri, hüzünleri, talepleri, davranışları, erdemleriyle, kötülükleriyle ilgili bir değerlendirme varsa burada felsefe yoktur, artık bu felsefe olmaktan çıkmıştır diyenler var. Bunlara katılmıyoruz. Felsefeyi öyle biz kendi keyfimize göre bu konuyu ele almaz, bununla ilgilenmez, İşte sadece felsefe bu yolda gider gibi ayrıma gidemeyiz. Neden biliyor musunuz? Artık 21. yüzyılda biz felsefeyle tıp bilimlerinin, doğa bilimlerinin birleşmeye kadar geldiği noktayı görüyoruz. Yani hiçbir bilim kendi başına bugün kompleks, karmaşık bir yapıda olan insanın sırrını, varlığını, taleplerini, ihtiyaçlarını, isteklerini çözebilecek düzeyde değildir. Çünkü bütün bilimler, yani disiplinler arası çalışmalar olmalı ki bir insanı ancak insanın varoluşunu anlamlandırabilirsiniz. Disiplinler neden birbirinden ayrılır?
Çünkü daha iyi öğrenebilmek için her bir alanı, işte her bir alanı alan ortaklaşa hareket ettiği zaman ancak biz insanı anlayabiliriz. Peki felsefenin görevi bilgi üretmenin dışında başka bir şey değil midir? Aslında felsefenin tamamen görevi insanı anlamaktır. İnsanın evren içerisindeki yeri, kaderi, geleceği, ölümü, varlığı, doğumu, doğrudan doğruya karşılaştığımız şeyler, bütün bunları çözmeyen, bütün bunlara ilgi duymayan bir felsefe zaten yoktur. Böyle bir felsefe yok yeryüzünde. İşte Stoalar bunu kanıtlarcasına felsefenin tamamen özellikle ikinci dönemde bir pratik ahlak, bir yaşam sanatı olduğunu vurgularlar. Bunu özellikle belirtmek lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Stoalılar bu görüşleri ileri sürerlerken biz felsefeden ayrılalım. Antik Yunan'dan ne aldıysak sistematik felsefe adına bunları bir kenara bırakalım. Biz sadece nasıl yaşanır, nasıl haz alınır, efendim bir insanın mutluluğunu nasıl sağlayabiliriz sorularına cevap verelim, işimize bakalım anlamında bir felsefe yapmamışlardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Stoa'nın ahlak felsefesi başta İslam düşüncesini, Hristiyan düşüncesini, özellikle kilise babalarını, Rönesans'ı, yani Batı'da bir Rönesans patlaması vardı biliyorsunuz. O 14. yüzyıldan itibaren bir Rönesans vardı. İslam Rönesansı'na daha sonra geleceğiz. Şimdi Rönesans'ta Stoaların etkisi var. Yani ahlak felsefesinin. Yani insan felsefesinin etkisi var. O zaman Stoacıları tamamen insan felsefesi yapan filozoflar olarak algılamak en doğru yoldur. Sonra mesela Kant'a, Spinoza'ya, Nietzsche'ye doğrudan doğruya etkileri vardır. Bugün bir kimse kalkıp da Nietzsche'den, Kant'tan, Spinoza'dan ayrı onlara başvurmadan bir felsefe yapamayacağına göre Kant bu isimler de başta Kant olmak üzere Stoalara başvurmadan bir ahlak felsefesi yaratmamışlardır zaten. Yani herkes birbirine borçludur. O halde Stoacı ahlak görüşü son derece önemlidir. Eklektik bir görüştür Stoacılık. Neden eklektiktir? Çünkü Sokrates'ten, Megara okulundan, Platon'dan, Aristo'dan, Herakleitos'tan ve buna benzer pek çok filozoftan ve düşünceden, kendisinden önceki düşüncelerden son derece büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Yani onlar da bu düşüncelerini kendilerinden önceki filozoflara borçludurlar. Ve bu zincirleme böyle devam etmiştir. Şimdi orta dönem, yani ikinci dönemi dediğimiz Stoacılığın çizgilerinde dini bir takım tonlar var. Dini diyorum, acaba hangi din? Daha Hristiyanlık ortada yok. Hristiyanlık yok ama Hristiyanlıktan önce Orfik dinler var. Doğudan, mesela milattan önce ta 18. yüzyıla kadar giden bir Yahudiliğin orada tesirleri var. O ayrı bir programda göreceğiz zaten onu. Sonra Zerdüştlük var. Milattan önce 5. 4. yüzyılda. Demek ki Hristiyanlık gelmezden önce de Stoacıların bazı söylemlerinde dini tonlar var. Bunu şöyle anlamayalım. Yani ayetler, hadisler veya işte dini metinleri kullanıp ondan sonra felsefe yapıyorlar anlamında düşünmeyelim bunu. Bu böyle değil. Ama metafizik konulara girildiği zaman, mesela ahlak gibi, iyi gibi, erdem gibi, varlık gibi mesela, Tanrı'nın varlığı, Tanrı nedir gibi sorulara girildiği zaman ister istemez ya o zaman yaşadıkları dönemde etkilenmiş oldukları saydığım dinlerden kalan bir takım etkilerin ya da bağlı bulundukları bir inancın etkileri olarak görmek daha kolay olur. Diğer taraftan da Stoacıların biz materyalist olduğunu da biliyoruz. Şey gibi, yani Epikürcüler nasıl materyalistse Stoalılar da materyalisttir. İlginç bir şey, doğayı bütün varlığın temeli olarak kabul etmelerine karşın neredeyse doğa ile Tanrı'yı içselleştirirler. Örneğin Platon'dan etkilenmişlerdir. Platon'da kişisel bir Tanrı vardır. Ve bu Tanrı
evreni aşkındır. Yani evrenin dışında kişisel bir varlık olarak Tanrı vardır. Fakat Platon'dan etkilenen Stoacılar Tanrı görüşünü kabul etmekle birlikte bunu kişisel bir Tanrı olarak değil, evrenin içinde, doğanın içinde bir Tanrı olarak görürler. Şimdi doğanın içerisinde bir Tanrı olarak görmeleri size bir şeyi hatırlatmıştır. Az çok felsefe tarihi okuyanlar hemen buradan bir çağrışım yoluyla Spinoza'ya gidebileceklerini görürler. Spinoza doğa ile Tanrı'yı aynı kabul eder. Yani doğa Tanrı'yı içermektedir. Tanrı doğanın içindeki bir varlıktır. Doğa eşittir Tanrı'dır der Spinoza. Bizim İslam düşüncesinde mesela Muhyiddin İbni Arabi gibi, Mevlana gibi ve yine Şeyh Bedrettin'in bazı vurgularında söylediği gibi biz de daha çok vahdedi vücut görüşüne yakın bir Tanrı-evren ilişkisinin olduğunu görüyoruz. Bunların da İslam öncesi kökenleri bulunduğunu, İslam kültüründe ve düşüncesinde de daha önceki filozofların ve kültürlerin etkisi olduğunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Üçüncü dönem Stoacılık artık yavaş yavaş Helenistik felsefenin, antik Yunan felsefesinin Roma felsefesine doğru evrildiği yüzyıldır. Yani milattan sonra 1. ve 2. yüzyıla doğru geliyoruz. Kimler var orada? Mesela Seneca var. Seneca'yı hatırlarsınız, YouTube'dan görebilirsiniz. Daha önceki yayınlanan programlarımız YouTube'da mevcut zaten, oradan izleyebiliyor kaçıran seyircilerimiz. Seneca'yı biz işlemiştik, Seneca'yı geçeceğiz zaten. Seneca vardı, tanıdık bir isim. Marcus Aurelius vardı, hükümdar filozof, kral filozof. Onu da görmüştük, Marcus Aurelius'u. Bir de Epiktetos var. Epiktetos da Düşünceler ve Sohbetler adlı kitabıyla meşhurdur. Bunu zaten piyasada bulmak mümkün, okuyabilirsiniz ve özellikle tavsiye ederim. Demek ki Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius üçlüsü Stoacıların üçüncü dönemini oluşturuyor ve artık Roma felsefesine geçtiğimizi görüyoruz. Yunan, Helenistik felsefe bitti. Yavaş yavaş Stoacıların üçüncü aşamasıyla birlikte biz Roma felsefesine doğru yol alıyoruz. Şimdi eklektik bir düşünce dedik özellikle Stoacılar için. Peki eklektik düşünce ile senkretik düşünce arasındaki fark nedir? Yani eklektik ve senkretik düşünce. Şimdi senkretik düşünce daha sistemli ve bir herhangi bir düşünce sistemini oluşturmak üzere o sistemi besleyen, o sistemin kendi içerisinde mantıksal tutarlılığını sağlayan bir bakıma farklı düşünceleri yekpare bir sistem içerisinde bir araya getirmek demektir. Senkretik sistem. Eklektik sistem dediğimiz zaman Stoalılar eklektik sistem üretmişlerdir. Bunlar nerede hangi fikir yararlı ise, kendilerince doğru olarak görülmüş ise kendi sistemlerini bunlar doğrudan doğruya o düşünceleri almışlardır. Bu bakımdan mesela Stoacılarda böyle Aristo'nun veya Platon'un o sistematikliğini göremezsiniz. Neden göremeyiz? Çünkü hemen hemen her filozoftan, kendilerinden önceki düşünce sistemlerinden ve kendilerinden önceki felsefelerden pek çok şeyi elde etmişlerdir, almışlardır. Örneğin Parmenides ve özellikle Herakleitos'tan, ikisi birbirine zıt olmasına rağmen Herakleitos biliyorsunuz değişmeyi ve sürekli yenilenmeyi öne süren bir filozoftur. Parmenides de sabit bir fikir, sabit bir varlıktan söz eder. Şimdi her ikisinden de kendi sistemlerine uygun olduğunu düşündükleri görüşleri almışlar, birleştirmişlerdir. Tabii bu eklektik bir sistemdir. Megara okulunun önemli filozoflarından Öklit'ten, Öklit geometrisini bilirsiniz. Öklit'ten de mesela dil ve mantığı aldıklarını biliyoruz. Platon'un etkisini özellikle vurguladık. Aristo'nun mesela araç değerler, amaç değerler, entelektüel haz,
normal haz dediği, mesela ahlak felsefesinden pek çok şeyleri aldığını biliyoruz. Diğer taraftan kiniklerden, bizim işte Türkçe'ye köpek siler diye çevirdiğimiz kinik okulundan aldığı, etkilendiği şeyler var stoacıların. Yani stoalar ya da stoacılar dediğimiz zaman bu okulu bir yerde Yunan felsefesini, Helenistik felsefeyi bir anlamda doğuya Romalılar yoluyla taşıyan bir stoacılar dediğimiz zaman bunların arkasında pek çok filozofların etkileri olduğunu unutmamak gerekiyor. İşte kinikler de sinikler ya da onlardan bir tanesidir. Şimdi kinikler insanın iç özgürlüğüne, bağımsızlığına, özerkliğine önem verirler. Dış özgürlükleri veya dış zevkleri çok fazla kale almazlar. İşte stoalarda daha çok Herakleitos'tan gelen bu doğa görüşü yoluyla bir kaderciliğe doğru giderler. Yani doğa nasılsa öyledir, biz bu doğaya uyum içerisinde yaşamalıyız. Aynen Herakleitos'un dediği gibi ateşten meydana gelen evren tekrar ateşe dönecektir. Buna yapacak bir şey yoktur. O halde Logos evrende nasıl işlev görürse, aynen Aristo'nun da formu madde üzerinde öyle işlev görür. Bundan kaçınılamaz. O halde doğaya uyum içerisinde yaşamamız bizim boynumuzun borcudur derler. Bu bakımdan düşünüldüğünde doğa sevgisi, doğayı koruma, çevre bilinci doğrudan doğruya stoaların genel felsefelerinde vardır. Diğer taraftan genel bir insanlık kaderi bakımından düşünüldüğü zaman evrenin kaderi neyse insanın kaderi de odur. Irka, bölgeye, dine veya herhangi bir devlete, özellikle siniklerden aldığı etkiye göre herhangi bir devletin, kültürün, yasanın, yani yapay yasanın etkisi altında kalmadan doğayla uyum içerisinde, doğa yasalarıyla uyum içerisinde yaşamanın felsefesini de özellikle ortaya koyan yine stoalılardır diye belirtmem gerekiyor. Yani bir dünya vatandaşlığı görüşü bugün de çok tartışılıyor. Acaba kültürlerden, devletten, işte insan mensubu bulunduğu ülkesinden, memleketinden koparak bir dünya vatandaşı olabilir mi gibi tartışmalarında kökeninde yine stoalıların evrensel, kozmopolit dünya vatandaşlığı görüşünün olduğunu görüyoruz. Bu görüşün temelinde de hem Herakleitos'un hem siniklerin özellikle etkisi vardır diyebiliriz. Evet değerli izleyiciler, stoacılığın genel olarak yapısı hakkında şöyle özet birkaç cümle söylemek gerekirse şunu ben özetleyebilirim. Stoacılık bir materyalist bir Helenistik görüştür ama diğer taraftan da kadercidir. Niye? Çünkü eklektik dedik. Bir taraftan ahlak pratiği üzerinde durur, diğer taraftan metafizik üzerinde durur. Aristo, Platon, Megara okulu ve pek çok filozoftan etkilenir. Bir başka bakımdan ise tamamen mistik bir hareket olarak karşımıza çıkar. Şimdi mistisizm dediğimiz zaman hemen aklınıza pek çok soru geliyor biliyorum. Şunu özellikle ifade edeyim. Mistisizm ile tasavvuf arasında belli başlı farklar var. İslam tasavvufu ile genel olarak mistisizm arasında belli başlı farklar var. Bununla da ilgili ileride programlar yapacağız. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Mistisizm insanın genel olarak İslam tasavvufunda da geçerli bir kuraldır bu. İnsanın dünya nimetlerine dönüp bakmaması, kendisine yeterli olanla yetinmesi, aklını kullanması, ruhunu aklıyla hareket ettirmesi, özü olarak sadece ruhunu kabul etmesi ve aklı dışında hiçbir şeyle ilgilenmemesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz biz de İslam mutasavvıfları diyordu ki ondan başka varlık yoktur. Varlık olarak sadece Tanrı'dır diyorlardı. Stoalılar da aslında yaşam olarak sadece doğayla uyumlu yaşam vardır diyorlardı. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.